SN1 ve SN2 tepkimelerinde ayrılan gruplar vardır. Ayrılan grupları daha ayrıntılı incelemek için bu pKa tablosuna bir bakalım. Sol sütun asitleri gösteriyor. Örneğin hidroiyodik asidin yaklaşık pKa değeri eksi 11. Unutmayın, pKa değeri ne kadar düşükse asit o kadar güçlü olur. Dolayısıyla bu tabloda eksi 11 pKa değerine sahip olan hidroiyodik asit en güçlü asit ve asit ne kadar güçlü olursa konjüge bazda o kadar kararlı olur. Hidroiyodik asidin konjüge bazı iyodür anyonudur ve bu en güçlü asidin konjüge bazı olduğundan bunun en kararlı baz olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle yanına yazalım. Tablonun en kararlı bazı bu. Bunun anlamı iyodür anyonunun mükemmel bir ayrılan grup olmasıdır. Bir sonraki asidimiz hidrobromik asit ve yaklaşık pKa değeri eksi 9. Konjüge bazı ise bromür anyonu oluyor. Bu da kararlı bir konjüge baz. Dolayısıyla iyi bir ayrılan grup. HCl'ye bakalım. Konjüge bazı olan klorür anyonu da iyi bir ayrılan gruptur. Yani bu halojenir anyonlarını organik mekanizmalarda ayrılan grup olarak görürsünüz. Şuraya yanlarına yazayım. Bu ikisi de iyi ayrılan gruplara örnektir. Evet, şimdi bu alttaki asidimize bakalım. Bunun adı p toluen sülfonik asit ve yaklaşık pKa değeri eksi 3. Bunun da oldukça asidik olduğunu söyleyebiliriz. Bu asidin konjuge bazıysa sağ tarafta gördüğümüz bu anyon yani bir tosilat grubu. Şuraya yazalım. Bu büyük hacimli bir grup olduğu için her defasında çizmek yerine bunu yazıyla ifade edebilirsiniz. Tosilat gruplarına OT de deniyor. Eğer isterseniz buradaki oksijenin eksi bir yükünü de ekleyebilirsiniz. Evet, tosilat grubu birçok tepkimede ayrılan grup olarak yer alır. Şimdi ekranı kaydırıp başka bir asit örneğine bakalım. Burada H3O artı yani hidronyum iyonu var ve yaklaşık pKa değeri eksi 2. Bu asidin konjuge bazı ise H2O ve su ve bildiğimiz gibi iyi bir ayrılan gruptur. Şimdi en başa dönüp bahsettiğimiz tüm asitlerin yaklaşık pKa değerlerine bakalım. Hepsi eksi. Yani eksi 11, eksi 9, eksi 7, eksi 3 ve eksi 2. Ve tüm konjuge bazların iyi bir ayrılan grup olduğunu fark ediyoruz. Dolayısıyla eğer bir asit eksi bir pKa değerine sahipse konjuge bazın iyi bir ayrılan grup olduğunu söyleyebiliriz. Evet, şimdi başka bir asit örneğine geçelim. Burada su molekülünü görüyoruz. Suyun yaklaşık pKa değeri artı 15,7. Yani çok güçlü bir asit değil. Suyun konjuge bazıysa hidroksit anyonu yani OH-. Bu kötü bir ayrılan gruptur. Nedeni ise suyun güçlü bir asit olmamasıdır. pKa değerine bakın. Artı 15 virgül 7. Etanole baktığımızda burada da benzer bir durum söz konusu. Çünkü etanolün pKa değeri artı 16. O zaman etoksit anyonu da iyi bir ayrılan grup değil. Bu pKa değerleri pozitifse konjüge bazlarda çok kararlı olamaz. Bu da kötü ayrılan gruplar olduğu anlamına gelir. Bunu da şuraya yazalım. Bunlar kötü ayrılan gruplara birer örnektir. Hem SN1 hem de SN2 tepkimeleri iyi ayrılan gruplara ihtiyaç duyar. Ancak SN1 tepkimesi daha hassastır. Şimdi tert bütül klorüre bakalım ve diyelim ki SN1 mekanizması yoluyla bir tepkimeye giriyor. İlk adımımız ayrılan grubun kaybı olacak. Bu elektronlar klora geçer ve klorür anyonu oluşur ve tabii ki eksi bir formal yükü olur. PKA tablosunda klorür anyonunun kararlı bir konjuge baz olduğunu görmüştük. Yani bu iyi bir ayrılan grup. Şimdi kırmızı karbondan bir bağ alıyoruz. Bu da ona artı bir formal yük veriyor. Ve aynı zamanda tersiyer bir karbokatyon oluşturmuş oluyoruz. Bu SN1 mekanizmamızın hızı belirleme basamağı olduğundan kararlı anyonun yani bu iyi ayrılan grubun oluşumunu SN1 mekanizmasının gerçekleşmesini sağlıyor. Şimdi bu alttaki alkole bakalım. Bir önceki örnekte yaptığımız gibi buna da aynı mantıkla bakarsak ilk adımımız ayrılan grup kaybı olacak ve bu elektronlar oksijene bağlanacak. Peki bu ayrılan grubumuz ne olabilir? Hidroksit iyonu olabilir mi? Hidroksit iyonu pKa tablomuzdan bildiğimiz üzere iyi bir ayrılan grup değil. Dolayısıyla hidroksit iyonu klorür anyonu kadar kararlı değil. Yani klorür anyonu iyi bir ayrılan grup. Hidroksit anyonu kötü bir ayrılan gruptur. Demek ki bu mekanizmanın ilk adımı bu değil. Daha iyi bir ayrılan grup oluşturmamız gerekiyor ve bunu da bir proton kaynağına sahip olarak yapabiliriz. Mesela burada proton kaynağımız olarak çözelti içinde asit olsun. H artı diyelim. Bu kez ilk adım alkolümüzü protonlamak olacak. Böylece alkol baz görevi görüp bir proton alacak. Şimdi bunun sonuçlarını çizelim. Halkamızı çizdik. Burada metil grubumuz var. Artık oksijenimiz iki hidrojene bağlı. Tabii oksijenin bir ortaklanmamış elektron çifti kalıyor. O da oksijene artı bir formal yük vermiş oluyor. Bu mor elektron çifti protonu aldı ve bu bağı oluşturdu. Şimdi ayrılan grubun kaybedilmesine hazırız. Çünkü bu elektronlar şimdi oksijene geçerse su oluşur ve ayrılan grubumuz olur. Hadi çizelim. İşte su molekülü. Mavi renkte elektronları da belirginleştirelim. Buradaki elektronlar oksijene bağlanıp su molekülünü oluşturmuş oldu. Tabii pKa tablomuzdan suyun iyi bir ayrılan grup olduğunu biliyoruz. Şimdi bu kırmızı karbondan bir bağ alıyoruz ve böylece tersiyer bir karbokatyon oluşturmuş oluyoruz. Buraya çizelim. İşte halkamız. Üzerinde metil grubumuz. Kırmızı karbonun artı bir formal yükünü de ekleyelim. Evet. pKa değerlerini düşünerek konjuge bazın kararlılığını belirleyebilirsiniz. Ve böylece ister iyi ister kötü bir ayrılan grubunuz olsun bu size mekanizmanızı çizerken yardımcı olacaktır.